beraber bekledik kızım. Bana uygun bir kalp için günlerce beraber dua ettik. O zaman almıştı bu karar. Bir gün kurtulmayacak bir noktaya gelirse benim gibi çaresizce bekleyen birine umut olmak istiyordu. Bir umut var mı doktor? Ne yazık ki. Bitti diyorsun öyle mi? Buraya kadar mıydı? Şimdi ben tamam diyeceğim. Makineler kapanacak. Rüyamın önce nefesi, sonra elleri soğuyacak öyle mi? Çok zor biliyorum. Evrakları getirin doktor. Rüyam bir an evvel bir başkasına aşık olsun. Tüm organları bir başka evladı bağışlasın ailesine. Peki ya kalbi? Onu siz alabilirsiniz. Beklediğiniz kalp kızımızın kalbi olabilir. Hayır asla. Bu sizin için bir şans. Hayır asla işte. Kızımı toprağa gönderirken kalbini göğsümde taşımamı nasıl istersin? Nasip Bey, bunu reddetmeyin. İpek. Ondan daha uygun bir kalbi nasıl bulacaksınız? İpek, yeter dedim sana, yeter. Siz biraz daha burada kalabilirsiniz. Ben diğer işlere bakacağım. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bir hastanın hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Adamın şu anda hayatı umurunda mı sanıyorsun? Kızının bağlı olduğu makinenin afişini çekmesini bekliyoruz. Farkında mısın bunun? Farkındayım tabii ki. Sadece bu duygusallıkla bu şansı tepmesini istemiyorum. Anladınız mı? Şans mı? Şans mı? Kızım sen iyi misin? Hangi baba için evladının yok oluşu şansı olabilir? Ben öyle demedim. Sadece daha realist bakıyorum. Acısıyla daha yeni yüzleşen bir babaya kızının kalbini al demek mi realistik ha? Yoksa akbabalar gibi bir organın sahiplenmesini beklemek mi? O kalp, o babanın hayatını kurtaracak. Ortadaki tek gerçek bu. İnanıyorsun İpek Hanım. O babanın evladı olmadan yaşamak isteyip istememesi çok daha büyük bir gerçek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.